Merhaba değerli arkadaşlar. Şimdi sizlerle evde kaliteli ve sağlıklı bir yoğurt nasıl yapılır bununla ilgili bir video paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz Hamza Bey çiftliği olarak Türkiye'nin en kaliteli sütünü üretiyoruz. Bu konuda çok iddialıyız. Bizi bu kadar iddialı yapan ne? Hastalıklardan arı Jersey yırık ineklerimiz var ve bunların sütünün özelliği yüksek yağ, protein ve kuru madde içeriyor. Ayrıca laktoz intoleransı çok düşük ve A2 kazein özellikli. Bütün bunları bir araya topladığınız zaman dünyanın en kaliteli sütü oluyor. Yoğurdu nasıl yapıyoruz? Şimdi bunu size anlatacağım. Siz de basit bir şekilde evde bunu uygulayabilirsiniz. Zaten birkaç ayrıntı dışında aslında hepimiz aynı şeyi yapıyoruz. Püf noktalar var. Bunları paylaşacağım. Siz de deneyip görebilirsiniz. Sütümüz burada. Tabii doğal olarak kendi Jersey sütümüzü tercih ettim. Tenceremizi de hazırladık. Ne yaptık? Sadece tencereyi biraz ıslattık. Bu dibine tutma olayları konusunda bunun faydası oluyor. Şimdi öncelikle sütümüzü pişireceğiz. Ne kadar pişirmemiz gerek? Ne kadar kaynatmamız gerek? Hadi şimdi bunlara bakalım. Sütümüzü pişirirken gıda termometresi kullanmak her zaman için avantajlı olacaktır. Şu anda 90 derece sütün sıcaklığı. Altını kıstım 90 derecedeyken. Şimdi sütümüzü kısık ateşte 10 dakika bekletiyoruz. Fokur fokur dakikalarca kaynatmanıza gerek yok. Bu arada sizleri bu işlerdeki baş yardımcılarım Orhan ve Hamza ile de tanıştırayım. Bu işlerde benim yardımcılarım. Pişirdiğimiz sütü alıyoruz. Ve önceden içine soğuk su doldurduğumuz lavabomuza koyuyoruz. Burada amacımız sütü hızlı bir şekilde mayalama sıcaklığına kadar soğutmak. Mayalama sıcaklığı genelde 43 ile 45 derece arasında oluyor. Yoğurt yapacağınız sütün miktarı ne kadar fazlaysa mayalama sıcaklığı biraz daha ona göre düşük olabiliyor. Burada bence en doğru olan herkesin kendi şartlarına göre mayalama sıcaklığını kendisinin bulması. Şimdi biz sütü hızlı bir şekilde soğutmaya devam ediyoruz. Sütümüzü hızlı soğutmaz da geleneksel yöntemde yaptığınız gibi bir kenara koyup yavaş yavaş soğumasını beklersek ne olur? Ne yaptık şimdi? Sütümüzü 90 dereceye kadar ısıttık. 45 dereceye kadar soğumasını bekliyoruz. Geleneksel yöntemde bu süre uzun olduğu için siz bu süte yoğurt mayasını verene kadar ister istemez dışarıdan sütün içine karışan bakterilerin üreme durumu olabiliyor. Bu da yaptığınız yoğurdun kalitesini düşürebiliyor. Hızlı soğutmanın bir diğer sonucu da sütün kaymağının üzerine çıkmak için fazla vakti kalmadığı için daha ince kaymaklı, hatta kaymaksıza yakın bir yoğurdunuz oluyor. Fakat bu defa da sütün yağı yoğurdun içinde kaldığı için yoğurdun alt kısmı daha lezzetli oluyor. Hızlı soğutmanın bir avantajı da size zaman kazandırıyor. Saatlerce sütün soğumasını beklemiyorsunuz. 10 dakika içinde soğutabiliyorsunuz bu şekilde ve işinize bakıyorsunuz. Evet, sütümüz gördüğünüz gibi şu an içinde 45.3 derece. Başka bir kaba alacağım için bence uygun bir sıcaklık. Şimdi sütümüz mayalanmaya hazır. Maya miktarını göstereyim size. Burada 3 litre sütümüz var. Biz bunun 2,5 litresini yoğurtla kullanacağız. Gördüğünüz kadar bir mayayı yapacağımız tencereye koyduk. Üzerine de sütümüzü boşaltacağız. Yarım litresi de içmek için bize kaldı. Şimdi mayalamış olduğumuz sütümüzü fırına koyuyoruz. Mayalamış olduğumuz sütü fırına koyduk. Kapağını da kapattık. Fırın çalışmıyor. Bu tür fırınların kendi izolasyonları olduğu için bir nevi örtmüş gibi oluyoruz. Bu şekilde 4 saat kalması gerekiyor. 4 saat sonra açıp bakacağız. Eğer yoğurt olmuşsa bir süre dışarıda bekletip ondan sonra buzdolabına kaldıracağız. Eğer yoğurt olmamışsa bir süre daha
fırında kalabilir. Unutmadan maya ile ilgili de bir bilgi paylaşmak istiyorum. Eğer maya olarak hazır yoğurt kullanırsanız yoğurdunuz böyle elastik olur. Kimisi sünme deniyor buna, böyle uzama yapar. Pek hoş görünmez, tadı da çok güzel olmaz. Mümkün olduğunca doğal maya kullanmanızı kesinlikle öneriyorum. 4 saatlik mayalama sonucuna bakıyoruz. Evet, yoğurdunuz olmuş. Güzel görünüyor. Şimdi bunu çıkardık. Yarım saat burada kalacak. Sonra buzdolabına koyacağız. Soğuduktan sonra yenmeye hazır. Gördüğünüz gibi Jersey sütünden alışık olduğumuz o sarı kalın kaymaklı bir yoğurt değil bu. İnce kaymaklı. Fakat alt kısmı daha lezzetli bir yoğurt yapmış olduk. Bu yoğurdun kaymağını sevmeyen çocuklar için de daha iyi bir durum. Sadece yoğurt kısmını yeseler bile daha yüksek oranda besin maddesi almış olacaklar. Gördüğünüz gibi yoğurdumuzun kıvamı gayet güzel. Şöyle bakıyorsunuz. Yoğurt hazır. Peki şimdi bunun tadına kim bakacak? Sistemimizin baş gurmelerinden Umut burada. Umut bu konuda bize yardımcı olacak. Evet, sabırsız bir gurmemiz var. Buyurunuz küçük. Bak, onunla mı yer, bununla mı yer? Bakalım Umut beğenecek mi? Hilal benim yeğenim, Umut da Hilal'in küçük oğlu. Gördüğünüz gibi kendi işini kendi görüyor. Ne kadar oldu? 16 ay. 16 ay. İşte bize böyle çocuklar lazım. Yoğurt yiyecek. Teşekkür ederiz Umut. İzlediğiniz için sizlere de teşekkür ediyoruz.